Osmanlı Devleti'nde Arap harfleri söz konusu olduğu için Türkçe ile sıkıntılar yaşanıyor. Türk konuşma dili olan Türkçe ile sıkıntılar yaşandığından bu konuya çok uzun yıllardan beri sorun olarak görülmüş ve çözmeye çalışmışlar. İlk 1851'de Ahmet Cevdet Paşa'nın Kavaydi Osmaniyesi'nde ortaya çıkar. Osmanlıca kuralları anlatırken sesli harflerin olmaması sorun olarak gösterilir. Ahmet Cevdet Paşa buna bir kere bir vurgu yapar. Tabi Tanzimat'la birlikte daha farklı gelişmeler olur. 1862'de meşhur Tanzimat aydını Münif Paşa'nın bir konferansında Arap harflerinin Türkçe'ye uygun olmaması, sesli harflerin olmaması üzerine bir ıslah edilebilmesi üzerine bir konferansta konuşma yapar. Ardından 1863'te Osmanlı Cemiyet İlmiyesi'ne bir rapor verir Münif Paşa ve yine aynı şekilde orada Arap harflerinin ıslah edilmesi konusunda fikrini beyan eder. Fakat tabii o dönem Arap harfleri Kur'an-ı Kerim'in de harfleri olduğu için bir kutsallık verilmiş ve ondan dolayı bir türlü aslında buna düşünülse de uygulamaya geçilme noktasında başarı sağlanamıyor. Tabii bu Osmanlı'nın o dönemine kadar gelecek. Belki 1909'daki harflerin ıslah cemiyetine kadar gelecek ama arada çok ilginç, belki bizi dinleyenler de bunu ilk kez belki duyacak ama Abdülhamid'in doktor tarafından yayınlanmış anılarında Abdülhamid'in de bu soruna parmak bastığı ve hatta cahil olduğumuz için acaba Latin harflerinin getirilmesi gerekli mi diye düşündüğünü anılarında söylersek herhalde bu da ilginç olacaktır. Çünkü o dönemde bu konu tartışılıyor. Özellikle 1909-1908 sonrası meşrutiyet döneminde daha fazla tartışılıyor. Gazetelerde Hüseyin Cahit'in yazıları var. Latin harflerine geçelim mi geçmeyelim tartışmaları var. 1909'da biraz evvel size söylediğim gibi Cenab-ı Şahabettin gibi birçok, Mahmut Recaizade, Mahmut Ekrem gibi birçok kişinin katıldığı harfleri ıslah cemiyeti kurulmuştur. Burada da aynı şekilde sorun görülmüş ve ne yapalım tartışmalarına girilmiştir ki Cenab-ı Şahabettin daha sonra 1925'lerde de yazdığı yazılarda buna örnek olacak. Fakat anlaşılan şu ki bir çaba var ama yine yarıda kalıyor. O dönem tabii bir Enver Paşa'nın Enveriyesi var. Arap harflerinin sesli harfler de içine konularak tek tek yazımı var. Çünkü 33 harf var. Ortada, sonda ve başta olmak üzere çarparsanız 99 harfin öğrenilmesi gerekiyor. Bu nedenle bir sıkıntı yaşanıyor. Ziya Gökalp'in 1915 sonrası yazılarında özellikle yine Arap harflerinin ıslahı, hatta Latin harflerin kabulü üzerine birçok tartışmalara girdiğini ve yazılar yazdığını biliyoruz. 1916-17 arası bir şöyle şaha kalkıyor bu Arap harflerinin ıslahı ve Latin harflerinin gelişi basında. Tabii Birinci Dünya Savaşı olduğu için yine geride kalıyor. 1922'de çok ilginçtir bu, daha sonraki belki düzenlemelere de örnek olacak. Azerbaycan'da Latin harflerine geçiş tartışmaları başlıyor 22'de. Ki biliyoruz ki daha sonra 27'de Latin harflerini kabul edecek ama 22'deki o tartışmalar biraz bize de yansıyor. Ama tabii Kurtuluş Savaşı'nın olduğu yıllar olduğu için oralarda kalıyor.